Bizde kirli sakal kardeşim. Kirli sakal kardeşim. Beyaz kirli sakal. Hafif kırlaşmış. Evet değerli izleyiciler, bir aşağıdan arkadaşlarımızdan rica edeyim, bir geri sayım ekrana gelsin. Ne kadar süre var transferin bitimine? Bir bakalım kaç saatimiz kalmış. Kulüplerde de son dakika hummalı çalışmalar devam ediyor. Bugün de Türkiye Futbol Federasyonu'nun önünde gerçekten yoğun bir kalabalık olacağını da tahmin ediyorum. Kaç dakikamız var, kaç saatimiz var? 8 saat mi yazıyor köşede? Evet, 8 saat 53 dakika. Artık gözlerim de görmüyor Volkan. Sen görebiliyor musun? Transfer dönemi seni bitirdi. Transfer dönemi beni bitirdi. Gözler de görmüyor. Mehmet'ten başlamak istiyorum. Çünkü evet, benim için büyüğü de geldi şu anda. 8 saat 53 dakika 27 saniye. Artık bunu görüyorsundur herhalde. Bunu görüyorum yani. Bunu görmeme imkanım yok şu anda zaten. Çok net bir şekilde. Bunu da göremesem zaten yani sıkıntı var demektir. Aynen. Mehmet, Galatasaray son 48 saatin en faal kulüplerinden biri konumunda. Dün yılan hikayesine dönen Falcao transferi nihayete erdi. Falcao İstanbul'a indi. Coşkulu bir taraftar topluluğu karşıladı Kolombiyalı futbolcu. Hemen ilerleyen dakikalarda yeni bir transfer haberi daha geldi. Florin Andone, Brighton Hove Albion'dan kiralandı Rumen futbolcu. Ardından bugün de öğlen saatlerinde Lamina İstanbul'a ayak bastı. Yine sabah saatlerinde giden bir oyuncu var. Martellines bir yıllığına Kasımpaşa ve kim? Cagne. En önemli. Ki Cagne'nin transfer süreci gerçekten çok enteresan. Herkes Anderlecht'e imza atacak derken dün takım oyununda Serkan Korkmaz çok önemli bir istihbarat paylaştı ve Cagne'nin Kulüp Brugge gideceği bilgisini izleyicilere aktardı. Aslında o görüntü varsa o görüntüyü de ekranlara bir getirelim. Furkan hazır mı? Şimdi gelecek o görüntü de ekrana. Bir kısa değerlendirme alalım mı Galatasaray cephesinde? Çünkü taraftarları da heyecanlandıran bir durum oldu. Bir de Cagne nasıl ters köşe yaptı orada? Çünkü ayrıca buraya keşke bir tane de Anderlecht muhabiri falan bağlamamız lazım. Anderlecht muhabiri bağlamamız lazım aslında. Anderlecht onu önceden söyleseydin yapabilirdim. Anderlecht yönetimi şu an var ya, kaynakların çok iyi. Çıldırmış ben durumda Anderlecht yönetimi. Spor direktörünün numarası var bende. Bir şekilde bağlayabilirdik ama hep şunu hani ilk ben yazdım. İlk, o zaman söyleyeyim, Anderlecht Cagne ilk ben yazdım ama çıkmadı. Ters köşe ben oldum. Ters köşe sen oldun, evet. Ama yazdığında doğru haber. Şunu doğruladım en azından ben. Galatasaray artık Cagne'yi satamayacak. Kiralama formülü. İlk baş ben de acaba demiştim. Bana ne dediklerini, Jacques ne olursa olsun elden çıkacak. Hatta gerekirse kiralayacaklardı. Ve daha sonra zaten işin matematiği ortaya çıktı. Oyuncunun yıllık ücretini verirsiniz. Kiralama bedelini yüksek göstersiniz. Ve financial fair play'i bir ona uygun getirirsiniz. Nitekim Anderlecht olmadı, Brugge oldu. Ama burada tabii ilginç olan 18 Eylül'de Jacques'nin evet, Brugge formasıyla Galatasaray rakip olacak olması. O da enteresan. Galatasaray'da beklentileri hiç karşılamamış. Kasımpaşa formasıyla Galatasaray'a gol atmış Jacques. Belki de o gün Belçika'da. Peki sence Cagne'nin bu tercihi Galatasaray'a rakip olabilme arzusu mu veya Şampiyonlar Hayır. Ligi mi? Oyuncunun dengesizliği, oyuncunun karakteri yani. Ben geçen hafta yaptığım görüşmeyi söyleyeyim Ali. İlk hafta nasılsa son haftada öyle, kahvaltıları tek başına ediyor. Takım içinden kimseyle muhatap olmuyor. Ya her şeyi geçeyim. Konya Spor maçının 2 tane su molası var Volkan. Bir takım arkadaşı teknik heyetten biri mi konuşmaz yani? Ve oyunculara çok negatif enerji veriyordu Cagne, onu da belirteyim. Yani. Dışlanmışlık var mıydı takım içerisinde? Şimdi geçen sene Feghouli ile Berlanda attıkları golleri, yaptıkları skoru biraz Cagne'ye bağlıyordu ama hani şu gelinen süreç, sezon başı kampını zaten çoğunu kaçırdı. Artı şampiyon kutlamasına katılmadı ki yani Cagne gibi oyuncunun öyle bir lüksü yok. Gelinen süreçte artık hücum hattında hep bir yani oraya top gitti mi gol olmuyor endişesi vardı ki nitekim 3 haftada 0 skor. Artı Falcao'nun transferine en çok sevinen oyuncuyu da söyleyeyim. Fernando Muslera. Evet. Dün havalimanı iner inmez Mert Çetin aracılığıyla telefonla kendisiyle konuştu. Ki dönüş milli ara için Uruguay'a gidecek. O biletini de bugün aldırdı. Dün akşam gece yarısı otelde ziyaret ettiği bilgisini aldım. Muslera'nın Falcao'yu. Hani Muslera bu anlamda çok önemli. Nasıl ki Fatih Hoca geldiğinde, Tudor gittiğinde babam geldi, şampiyonuz diyordu. Yine aynı bakış açısına sahip hani Cagne yerine Falcao bambaşka bir seviyeye geleceğiz diyor. Yani takımdaki genel görüş de bu ama hani hareketli bir transfer dönemi. Şunu belirtelim, herkesin bir acabası var. 13 milyon euro satın alma zorunlu değil Ali, onu belirtelim. Bu çok önemli, zorunlu değil. Zorunlu olsa zaten oraya yazılırdı. Evet. Ki biliyorsun Luis Nama'da gördük bu süreci, Nagatomo'da gördük. Yani bu tip maddeler her türlü ekleniyor. Zorunlu değil, onu belirtelim, performansına bağlı.
Galatasaray kapattı mı transferi? Yoksa hayır, son dakikaya hala kadar son dakika sürprizi olabilir. Son dakika sürprizi. Orta saha Taylan Antalya'da olabilir. Artı Stoper. Cointreau. Cointreau ismi geçiyor. Jorge Mendes'in oyuncusu. Bonservis elinde sol bek. Orada atıyorum Nagatomo'yu, Donk'u. Çünkü Donk'a teklif var, onu söyleyeyim. Donk'un menajeri bir oyuncusunu Herakles'ten 2 milyon euroya Dubai takımı, Negredo'nun takımı Al Nassr'a. Birleşik Arap Emirlikleri takımı. O takımdan teklif getirdi Donk'a. Ama tabii Fatih Hoca'nın Donk'u hem stoperde hem orta sahada bir joker gibi kullanıyor. Şu anki dediğim gibi tercih Lines'ten yanıldı. Lines'le ilgili de şunu söyleyelim. Lines bugün Kasımpaşa'ya gidiyor ama sezon sonu kesin dönüyor. Çünkü Galatasaray'ın sezon sonunda Mariano ve Nagatomo ile sözleşmesi sona eriyor. Lines de hem sağ bek hem sol bek de yedekleyebilir. Burada tabii Şener transferi de. Kasımpaşa kesin mi peki? Kasımpaşa olacak dediler. Ona daha göre yazılırken daha yok. Artı hiç olmazsa da sözleşmesi askıya alınacak. Yani onun da formülü hazır. Yani sonuç itibariyle Galatasaray Lemina ile Andoni'yi bildirecek. Bunun için de gerekirse bunu geçmişte Beşiktaş Delgado'ya, Tabata'ya yapmıştı. Yani sözleşmeler askıya alınabilir. Ücret ama ödeniyor. Tabii. Ama sözleşme askıda. Sonuçta çok hareketli bir, bunu biz Ünal Aysal'dan beri Galatasaray'da alışkınız. Ünal Aysal hep transfer gününün sonunu beklerim. Fiyatlar düşsün derdi. O zaman Tarık Çamdalı, Cemali, Pandevi almıştı. Galatasaray yıllardır böyle son gün transfer yapıyor. Dinayer, Sigurdsson, keza geçen senede Jagdi Mikroğlu. O son gün transferleri de aslında çok çok öncesinden hazır. Evet. Yani ne olur ne olmaz transferleri onlar, biliyor musunuz? Şimdi onlardan daha iyisini aradılar. Bulamadılar. Vardır da parası yetmemiştir Galatasaray için değil mi? Bütün kulüpler için. Mesela Beşiktaş'ın bugünkü Diaby transferi bir anda. Onlar önceden hazır. Cornelius da Galatasaray geçen sene Şükran Eder Trabzon'a maça gelmedi. İtalya'daydı. Oyuncunun sonra yanlış hesaplamalar, Financial Fair Play'de problem orada ortaya çıkınca Cornelius Fransa'ya, Bordeaux'a gitmişti. Bu tür hazırlıklar hep oluyor ama tabii transferin son günü takımla çalışmak çok önemli. Burada bir şans Milli Arena'nın denk gelmesi. İki hafta başta Falcao olmak üzere Galatasaray yeni transferleri çalışacak. Evet. Bir stoper gelecek mi? Galatasaray tarafı hala arayış var. Gurbetçi ben Ahmet Güller'in ismini bir hafta önce öğrenmiştim ama dediğim gibi şu aşamada artık Ali biraz da saatler kısıtlı. Nasıl bir operasyon yapacağınız çok ortada. Evet. Bu arada Şili milli takımının Kolombiyalı teknik direktörü Reinaldo Rueda Falcao teknik direktörlüğünü de yaptı Kolombiya milli takımında. Libertadores kupası kazanmış, Güney Amerika Süper Kupası kazanmış, Kolombiya şampiyonlukları kazanmış. Önemli bir isim. Aspor'a özel açıklamalarda bulundu Rueda, Falcao ile ilgili. Onu da programın ikinci bölümünde ekrana getireceğiz. Çünkü Kolombiya futbol açısından oldukça da önemli bir isimdir. Falcao'yu da çok iyi tanıyan bir teknik adam. Onu da izleyicilerimize hatırlatalım. Volkan, Gustavo, Luis Gustavo beklenen oldu, geldi. Bugün açıklanacak, evet. Luis Gustavo. Ve Fenerbahçe tahmin ediyorum ki transferi kapatacak. Kolarovic'i de tamamen artık askıya alındı değil mi? Ya zaten şöyle bir durum var. 6,5 milyon, 7 milyon euro civarında bir bütçe vardı. Bunun 5,5 milyon eurosu şu an itibariyle Gustavo'ya verilmiş durumda. Çünkü Marcial'ın da Fenerbahçe'ye benzer bir financial fair play kıskacı olduğu için onlar da bir oyuncuyu elden çıkarmak durumundaydı. Gustavo teklifini Fenerbahçe'nin kabul ettiler. Ve şu anda zannediyorum oyuncu hastanede, yani ya da hastaneden çıktı, kulübe geçti. Sağlık kontrolü ve imza prosedürleri yapılıyor. Herhalde 1-2 saat içerisinde resmi açıklama gelir diye düşünüyorum. Tabii çok önemli bir transfer. Yani Falcao, uluslararası piyasa, tabii golcüler her zaman daha fazla konuştur ama Luis Gustavo da kariyer açısından son derece önemli takımlarda oynamış. İşte Bayern Münih gibi ciddi bir takımda yıllarca süre almış. Ve oynadı Bayern'de. Volkan o çok önemli. Yani mesela Sosa oynayamadı. Sosa da müthiş bir oyuncu ama Bayern'de hatırlıyorum, o Ribery'e gittiğinde Gustavo oynuyordu Bayern'de. Ve sonrasında Wolfsburg'da çok önemli süreler, çok önemli görevler aldı. Son olarak da Marsilya'ya transfer oldu. Zaten dün Vyas Boas'ın açıklamasından anlayacağımız üzere ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor bence bu. Diyor ki, orta sahadaki bütün planı Luis Gustavo'nun varlığına göre kurmuştum. Ama o Fenerbahçe'yi seçti diyor. Evet. Buradan da bir teknik direktörün böyle bir transferden nasıl bir darbe aldığını, nasıl bir yıkım yaşadığını da net bir şekilde görebiliyoruz. Ben açıkçası Fenerbahçe'nin çok fazla şöyle yorumlar yapılıyor. Fenerbahçe'nin en kalabalık yeri orta saha. Neden Fenerbahçe bir daha orta saha oyuncusu aldı? Bunun çok net bir açıklaması var. Teknik direktöre göre Emre Belezoğlu'nun rolünü üstlenebilecek bir oyuncu yok takımda. Ve bu arada kulüpteymiş.
şu an. Şu an bir kulüpten bir arkadaşım mesaj attı. Artı stoper de oynayamaz mı Volkan? Onu da söyleyeceğim. Ersun Hoca'nın verdiği raporda orta saha olarak bize seviye atlatır. Şayet Emre sağlamsa stoperde de değerlendiririm. Sol ayaklı stoper olarak şu anki Jailson'un oynadığı bölgede. Sol ayaklı stoper olarak da değerlendiririm. Yani ekstra bir orta saha oyuncusu katkısı alıyor. Stoper oynamayı da bildiği için.